Üreteçlerin bağlanma şeklini öğrendikten sonra şimdi üreteçlerin ömrüne geliyoruz arkadaşlar. Şöyle genel bir ifadeyle olaya başlamak istiyorum. Diyelim ki elimizde üzerinde 10.000 miliamper saat yazan bir power bank olsun. Bu 10.000 mah yani miliamper saat power bankten biz 10.000 miliamperlik akımı ancak 1 saat boyunca çekebiliriz. 1 saat boyunca 10.000 miliamper akım çekebiliriz. Peki 5000 miliamperlik bir akım çeksek ne olur arkadaşlar? 2 saat gider. Toplam 10.000 olacak. 2000 miliamperlik bir akım çeksek ne kadar sürecek? 5 saat. Dikkat edersek arkadaşlar akım çekme miktarımız, akım şiddetimiz azaldıkça zaman ne oluyor? Artıyor. Demek ki bir üreteçten biz ne kadar çok akım çekiyorsak o kadar kısa sürede bitiririz. Bakın yani 2000'de 5 saat gidiyor. 10 bin çektiğimiz zaman bir saat gidiyor. Yani öyle düşünülebilir. O yüzden üreticilerin tükenme süresi, üreticilerin ömrü üzerinden çekilen akımla ters orantılıdır arkadaşlar. Üreticilerin tükenme süresini biz net bir şekilde hesaplayamayız. Ancak özdeş olma koşuluyla üreticilerin tükenme sürelerini karşılaştırabiliriz. Zaten bize karşımıza çıkan sorularda da problemlerde de özdeş üreticilerin tükenme sürelerinin karşılaştırılması soruyor. Yine bu karşılaştırmayı yaparken bir kabullenme yapmak zorundayız. Diyeceğiz ki bir iyilik akım geçiyorsa bitene kadar bir iyi geçiyor. Aslında öyle olmuyor yani iyi. Işte 0.9 iyi, 0.8 iyi böyle ya da 0.5 iyi, 0.2 iyi şeklinde akım azalması gerekirken biz ne diyeceğiz burada? Bunu kabul edeceğiz. O zaman burada unutmamamız gereken en önemli olay üzerinden ne kadar akım çektiğimiz. Akım ne kadar fazla ise ömür o kadar kısa diyeceğiz. Elimizde 4 tane pil, bir tane lamba olsun. Bu pilleri birinci de seri olarak, ikinci de de paralel olarak aynı lambanın, özdeş lambanın uçlar arasına bağlayalım ve tükenme sürelerini karşılaştıralım. Sembollerle uğraşmamak adına olayı daha görünür kılabilmek için üreticilerin gerilimlerine biz değerler verelim. Ben ne diyordum genelde? Voltlara 12 volt yazıyordum. Dirençlere ne diyorduk? Bu pilin içinde de bir direnç olduğunu düşüneceğiz tabi. Üreticinin içinde iç direnç ihmal ediliyor tabi. Lambanın içerisinde de bir direnç olduğunu düşüneceğiz. Dirençlere de genel olarak ne diyordum? 2 diyordum. 4 diyorum. Bu sefer 2 olsun burada arkadaşlar. Şimdi biz pillerden çekilen akıma bakacağız ömür için. Şimdi ohm yasası hiçbir zaman Es geçmediğimiz bir olay daima kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Neye bakacağız? Akıma bakacağız değil mi? O zaman akımı yalnız bırakmak için her iki tarafı R'ye bölüyorum. R'ye böldüğümde şu R ile şu R'yi götürdüm. Bu tarafta ne kaldı? I kaldı. Sol tarafta da potansiyel fark bölü direnç kaldı. Şimdi geldik birinci devrenin, birinci şeklin akımını hesaplamaya. Toplam akımımız ne kadar? Düz bağlanmış iki tane pilimiz var. Toplam voltumuz 24 volt. I'yi arıyoruz. Bölü toplam direncimiz ne kadar? 2 ohm. Akımımız kaç amper çıktı? 12 amper. Bu burada dursun. Gelelim buna. Buna I1 diyelim. Buradan geçen akımımız I1. Buradan çıkan ana kol akımımıza da biz I2 akımı diyelim. Yine V bölü R yapıyoruz I'yi tespit etmek için. Buna da I2 diyelim. Paralel bağlı üreteçlerde hangi volt alıyorduk biz? 12 ile 12'yi toplamıyorduk değil mi? Öyle bir şey yok. Paralel bağlılarda kaç tane olursa olsun devrenin eş değer potansiyel farkı bir tanesiydi. O zaman 12 volt bölü devrenin toplam direnci 2 ohm. 12 bölü 2 6 amper de buradan çıktı. Şimdi gelip kontrol ediyoruz şimdi arkadaşlar. Devremize iyi bakıyoruz. Bakın. İkinci şekilden başlayacağız. Ne kadarlık bir akım çıkmış devreden toplam? 6 amperlik bir akım çıkmış. Bak bu nereden geliyor? Şuradan geliyor değil mi? 2 koldan birleşerek geliyor. Dikkat edin. O zaman 3'ünü bu veriyor. 3'ünü de bu veriyor. 3 ampere 3 amper. Şimdi peki I1'e geldik. I1'e bakıyoruz. I1'i kaç bulduk arkadaşlar? 12 amper. Şimdi 12 amper de şöyle diyemiyoruz. Bak, bunu kesinlikle unutmayın. Buradan 6 buradan 6 çıkıyor diyemeyiz. Toplam 12 oluyor yani. 12 dolaşıp geldi mesela diyelim buradan 6 buradan 6 çıktı. E buradan mecbur 12 geliyor gördüğünüz gibi. E 12 amper buradan girmek zorunda. E bu pilin uçları arasından ne kadarlık bir akım çıkıyorsa daha sonra da o kadarlık girmesi gerekiyor. 6 çıktı 12 girme şansı yok. Bundan dolayı ne diyeceğiz biz burada arkadaşlar? 12 amper 2 pilin üstünden geçiyor. Yani burada bir pilin üzerinden geçen akım 12 amper. Serilerde bunu yapacağız yani. Unutmayın. Paylaştırma yok seri de. Çünkü dağılamıyor. Paralelde bölüştürüyoruz. Kaç tane varsa oradan çıkıp topluyor. Peki baktık. Şimdi şuna biz X pili diyelim. Şuna da Y pili diyelim arkadaşlar. X pilinin üzerinden ne kadar akım çekiyoruz biz? 12 amper. Y pilinin üzerinden ne kadar akım çekiyoruz arkadaşlar? Dikkat edin. Burada 3 amper. Hmm, ne demiştik? Kimin akımı daha çoksa, kimden daha çok akım çekiyorsak, onun ömrü daha kısa. O zaman x'in ömrü y'nin ömründen kısa. Kaç kat kısa mesela, öyle bir oranlama da yapabiliriz tabi. Çekilen akımı sabit düşüneceğiz burada. Bunun ömrü eğer 1T ise, e, x'ten 12 amperlik bir akım geçiyor ya. Buna biz 1T edersek, y'den geçene 4T ederiz. Çünkü Dörtte biri gördüğünüz gibi. 12 bölü 4, 3 amper. Hani böyle bir karşılaştırma da yapabiliriz. Büyüklük küçüklüğünü böyle de değerlendirebiliriz. Unutmuyoruz. Yani olaydaki mantık akımı bulmak. Üzerinden çıkan akıma bakacağız. Yani pek bir esprisi yok aslında. Akımı bulun. Kimden daha çok geçiyorsa o daha kısa sürede tükeniyor dersin. Şöyle bir örnekle devam edelim arkadaşlar. İç direnci önemsiz özdeş piller var. Özdeş dirençlerle oluşturulan elektrik devresinde KLM pillerinin tükenme süreleri TK, TL, TM'ymiş. Bunlar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisi genel olarak hep bu tarz sorular çıkıyor zaten karşımıza. Daha iyi gözlemlemek adına arkadaşlar ben üreticilere hemen 12 diyorum. Özdeş üretir. Dirençlerime ikişer veriyorum. Karşılaştırma yapacağınız sorularda bunları rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu hiç çekinmeyin yani. Çünkü ne yapacağız biz bunları büyük küçük yapacağız yani. 12 bölü 2 bak. V'yi ne yapıyorduk? V eşittir R bak dikkat edin. Her iki tarafı R'ye böldüğümüzde I ne çıkıyordu? V bölü R. V'yi R'ye bölüyoruz. 12'yi 2'ye böldük. Buradan kaç çıkıyor? 6. Bunu yazdık. 12 dikkat edin burada 2 tane pil var. V bölü R'sini yazacağım. I'sını bulmak için. V'si 12. R'si 2. O zaman I'sı kaçmış? 6. Buradan çıkan altı ama ana kol akımı. Pillerden tek tek çıkanlar ne kadar? 3'e 3. O zaman L'den çıkan ne kadar? 3 amper. Geldik buna. Bunun V bölü R'sini yapıyoruz. Bu seri bağlı üreteç olduğu için yan yana toplanır. Yani toplam voltu 24 volt. O zaman buraya ne yazıyoruz? 24 volt bölü 2 diyoruz. E, V'si kaç çıktı bunun arkadaşlar? Şey I'sı 12 amper. Değil mi? 12 amper nereden geçiyor? Bu iki pilin üstünden geçiyor işte. Bak burada karışmasın bu. Sonra buraya 6 diyorlar mesela. Bu 6 şu 6'ya eşit çıkıyor hani. Buradaki 6'ya. Bunlar eşitlik olduğu zaman hemen aşağıya da koyuyorlar seçeneği. Oraya lütfen düşmeyelim arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bu pillerin üstünden geçen toplam akım da 12. Şimdi kontrollerimizi sağlıyoruz. En çok akım kimden çıkıyor? M'den. İM, o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? İM en büyük, M'nin akımı. Daha sonra kimden geliyor? Dikkat edelim, K'dan geliyor, 6 İK. En son, İL. En çok akımın çıkanın ömrü kısa. TM diyeceğiz o zaman buraya arkadaşlar. Küçük, TK, TL. En uzun ömürlü kim? En az akım geçen. Akımla ters orantılı bir şekilde yazıyoruz. İşte yanıtımız bu. En büyük L, en küçük M. Şöyle bir soruyla devam ediyoruz. Yine KLM üreteçleri var burada. Yine tükenme süresi soruluyor bize arkadaşlar. Bizim burada yapacağımız şey hemen karşılaştırma sorulduğu için. Piller özdeş, dirençler özdeş. Hemen geldik 12. Dirençlere ne diyorduk gençler? 2. O halde ne yapıyoruz? V bölü R'lere bakıyoruz. I'ları bulmak için şimdi dikkat edelim. Burada bir eş değer direnç hesabı yapacağız. Onu da öğrenmişsiniz zaten. Buranın eş değer direnci ne kadar? 2 bölü 2'den 1 çıkar yani. Bu bunun R'si. E, V'si 12. Dikkat edin. 12 bölü 1. O zaman buradan çıkan akım ne kadar arkadaşlar? V bölü R'den I'yı bulduğumuza göre 12 bölü 1'den 12. O zaman buraya ne yazıyoruz? 12 amper. K'dan çıkanı yazalım şuraya. K 12 veriyor. Akım olarak 12 veriyor arkadaşlar. Geldik buraya. Burada dirençler seri dikkat ederseniz 2 artı 2 4 yapar. Üreteçler de seri. Burası da 24 yapar. Dikkat edin. Yine I eşittir işte V bölü R'yi yazıyorsunuz. V'si ne kadar? 24. Bakın topladık. Bölü direnci ne kadar? 4. Toplam ne kadarlık akım geçiyormuş o zaman bu ikisinin üstünden? 6. 6 bütün hepsinin üstünden geçiyor. L'den geçene ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? 6. M'yi kontrol ediyorum şimdi en son. 12 ile 12. Üst kat kaç? 24. Alt kat da 24. O zaman burada hani şeye gerek yok. Bir tanesini alıyorduk hatırlıyorsunuz. 24. Buranın eş değer direncine kadar 2 bölü 2'den yine 1 amper çıkıyor. 1 ohm çıkıyor. 24 bölü 1. 24. Peki 24 hangi kollardan geliyor? Bu paralel. Buna dikkat edin. Bak buradakiler seriydi. Ama buradakiler paralel. Paralel olunca akımları bölüştürmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. 24'ü biz 2 kattan getiriyoruz. Bir üst kattan bir alt kattan getiriyoruz. Üstten 12 geliyor. Alttan 12 geliyor. Dikkat edin 12 bu ikisinin üstünden geçiyor. Bu 12 de bunun üstünden geçiyor. O zaman M üretecinden ne kadarlık bir akım çekiliyor? 12. En çok kimden çekiyoruz? K'dan ve M'den. O zaman K ile M'nin ömrü eşit mi? Eşit. En uzun ömürlü en az akım geçen L. O zaman L'nin ömrüne büyük diyoruz. İşte sıralama bu. Soru tiplerimiz hep aynı. O yüzden daha fazla detaya girmeyeceğiz bu konuda arkadaşlar. Bu soruyla bu videoyu noktalayacağız. Şimdi yine bize üreticiler özdeşlemiş, dirençler de özdeşlemiş şekilde görüldüğü gibi biz bunların tükenme sürelerini karşılaştırıyoruz. V'lere 12 diyorum hemen. R'lere de 2 diyorum. V bölü I'larına bakıyorum artık. 12'yi 2'ye böldüm. Buradan kaç'lık bir akım geçiyor gençler? 6 amperlik bir akım geçiyor. 12'yi burada kaça bölüyoruz? 4'e bölüyoruz. O zaman kaçlık bir akım geçiyor? 3 amper. Burada dikkat edin 24'ü 2'ye bölüyoruz. Toplam 12 amper geçiyor. 12 ikisinden geçiyor. Burada bölüştürmeyin unutmayın. 12 amperlik bir akım da burada geçiyor. En çok akım kimden geçiyor? M'den. O zaman en kısa ömürlü kim? M. Daha sonra kimden geçiyor? K'dan bakın 6. O zaman yazdık. En az akım kimden geçiyor? L'den. Ne diyeceğiz arkadaşlar o halde? En uzun ömürlü. Öğrenmiş olduğumuz bilgiler ışığında şu soruya yanıt verebilirsiniz artık. Diyelim bir kamptasınız arkadaşlar. Elinizde 3 tane pil var ve bir tane de lamba var. Siz bu pilleri ömrünü uzatabildiğiniz kadar uzatmak istiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? E, aklınıza hemen getiriyoruz değil mi? I akımı e, ne kadar az çekersek o kadar uzun ömürlü gider. O zaman pillerin V'si ne kadar fazla olursa akım da o kadar fazla olur değil mi? Çünkü bu değer sabit yani lambanın direnci sabit. Bir tane lambamız var elimizde. O yüzden biz voltlara ne yapmamız lazım arkadaşlar? Paralel bağlarsak şöylece. Bu şekilde 1V'lik bir, bir gerilim elde ederiz değil mi arkadaşlar? 1 I'lık akım olacağı için her birinden ne kadarlık bir akım geçecek? I bölü 3, I bölü 3, I bölü 3 geçecek. Yani toplanıp I olup gidip lambanın üzerinden dolaşıp devresini tamamlayacak. Bu şekilde paralel bağlamamız daha mantıklıdır. Seri bağladığımız zaman ne olacak? 3V'lik bir akım geçecek. Ama o zaman lamba daha parlak yanacak. Fakat pilimiz daha kısa sürede tükenecek. Elimizde 3 tane lamba var. 1 tane pil var. Ve biz bu pili, pili mümkün olduğu kadar uzun kullanmak istiyoruz. O zaman siz ne yaparsınız? Yine hemen akımı kontrol etmemiz gerekiyor. V bölü R değil mi? Bunu, bunu her zaman dikkat ediyoruz arkadaşlar, uyguluyoruz. Şimdi elimizde zaten bir tane pil var. O zaman bu nasıl bir değer? Sabit bir değer, değil mi? Bizim değiştirmemiz gereken şey ne olacak? R değeri. R'yi biz ne kadar fazla tutarsak akımı o kadar az tutmuş oluruz. Ha ters orantılı. R'yi fazlalaştırmak için ne yaparsınız o zaman bu lambaları? Yan yana bağlamak zorundasınız hani şu şekilde. Pilimiz böyle olduğu zaman Lambalar yan yana maksimum direnci verir. Maksimum dirençten en az akım geçer. Burası R, R ve R olursa V eşittir I, R'ye göre buradan I bölü 3'lük bir akım geçer. I bölü 3 çarpı 3 R eşittir 1 V oluyor zaten. Lambaları eğer paralel bağlarsak nasıl olacak o zaman durum? Bakın şöyle bir olayımız. Direncimiz ne olacak? R bölü 3 olacak değil mi burada bu sefer? R, R, R. Bir tanesi bölü kaç tanesinden? R bölü üçlük direnç geliyor. ve eşittir R'yi sağlamamız için 3 iyilik akım geçecek. Dikkat edersek seri bağladığımızda paralel bağladığımızda 3 iyilik akım geçerken seri bağladığımızda I bölü üçlük akım geçiyor. Elimizde bir pil ve 3 lamba varsa da bunları seri bağlamayı unutmayın. Günlük yaşama uygulamalarda bu şekilde arkadaşlar dikkat ediyoruz yani.